Evet, iyi akşamlar. Hep böyle başlıyoruz. Güzel haberler var. Efendim, bu akşam sizlere çok istek geldi. Muhsin Bey, Şener Şen, Muhsin Bey, 1987. Yani Türkiye'nin ilk 10 filmine girecek Türk sinema tarihinin bir filminden bahsedeceğim. Ben de oynuyordum Muhsin Bey'de. Muhsin Bey'in yardımcısıyım. Zaten anlatacağım hepsini. Ya ama lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Ya yorumlar bizim için çok önemli. Mesela biz Muhsin Bey'i yorumlar üzerine yaptık. Yani özel istek. Diyorlar ki Muhsin Bey'i de anlatır mısın? İşte yok dublajı anlatır mısın? Ama yorum ne olursa olsun yorum çok önemli bizim için. Bir de destek butonu. Katıl ve teşekkürlerden bize katkıda bulunabilirsiniz. Bunu bitirirken tekrarlayacağım. Efendim şimdi Muhsin Bey filmi 1987. Ben askerden gelmiştim ama Yavuz Turgul ile Sayın Yavuz Turgul ile aslında Hababam sınıfında tanışmıştık. Hababam sınıfının senaristiydi. Son Hababam sınıfının Güle Gülen'i. Ondan sonra müzikali de toparlamıştı. O sırada Marajans'ta kreatif direktördü Yavuz Turgul. Ve bir yaz tatilinde Oktay Güzeloğlu'na böyle boş boş dolaşırken, Oktay abi de çok güzel yazılar yazdı Leman dergisinde. Beyoğlu mobilyaları falan böyle kenarda köşede. Konudan konuya atlayabilirim. Önemli değil. Şeyken döndük bir şey geldi. Teklif geldi. Manajans'tan İhsan abi. İşte onların şeydi kast şeyi. Manajans çok büyük bir ajans. Reklam ajansı. Yapı Kredi Bankası. Yavuz abiyle orada karşılaştım yine. Ne haber Cavcı dedi falan. Ama söylemiyor. Kafasında bir şey var. Söylemiyor. Sonra ajanstayız. Ondan sonra bir şey ondan sonra dedi ki Cavcı gelsene dedi. Yavuz Bey seni bekliyorlardı. Ya gittim bir odada. Osman ne yapıyorsun falan böyle. Çok tatlı böyle gülümseyen bana hep gülümserdi. İyiyim Yavuz abi dedim. Cavcı dedi. Seni dedi Şener Şen abinle beraber oynatacağım dedi. Ha? Ya, aynen böyle kaldım. Yani gözlerim parladı. Ha? Dedi böyle iyice gülücükleri yukarı doğru çıktı. Şener Şen abinle dedi sana rol yazdım. Şu o anda ben oturduğum yerden sanal olarak zıpladım kafam tavana vurdu. Ama öyle değil. Nedense çok büyük gelen şeylerde reaksiyon vermem, soğuk davranırım. O ilgisiz davranmamda insanları çok merak ederler. Aa, ya öyle mi? Aa, iyi dedim, ben buradayım dedim. Ama uçuyorum, içimde biri göbek atıyor. Böyle çizgi film gibi düşün, beni düşün. İçinde biri var böyle çak çık çak çık oynuyor. Olmuştuk. Yapı Kredi Bankası çok kalabalık bir kadro. Biz bankanın eski çalışanlarıyız falan. Ama bundan öncesi var. Yavuz abi bana kafayı takmış meğerse. Askerdeyim. Bir telefon geldi. Çok enteresan şekilde buldular. Ben de askerde telefoncuyum bir yerde. Manajans'tan Atilla aradı. Atilla dedi Yavuz abi seni düşünüyor. Osman dedi neredesin? Askerdeyim dedim. Ha dedi bunu Yavuz Bey'e ileteyim dedi. Ya Fahriye abla da oynatacak seni. Fahriye ablaya aşık olan o çocuğun şeyi aslında Fahriye abla şiirini hatırlarsanız bir ergenin gözünden yazılmış şiirdir. Ama dedim askerdeyim dedim ben. Ama dedim yani genel şey beni seviyor. Kurmay başkanımız var beni seviyor. Yani yok dedi askerdeysen olmaz zaten falan dedi. Ya olmadı zaten.
Mesut Çakarlı oynadı. Hani böyle bir böyle fotoğraf, çizgi fotoğrafım vardı. 80'li dönemden insan. Hoş Memo muydu? Neydi ismi? Ondan sonra neyse Fahri abla olmadı ama Muhsin Bey'de 12'den çaktık. Çiçek para girdim bir gün. Abdurrahman abi, adı Abdurrahman'mış meğerse. Öyle oturuyor Yavuz. Aa dedi, Osman bu dedi, Abdurrahman Bey dedi. Aa merhaba dedi Abdurrahman abi böyle. Merhaba dedi Cavcı dedi. Yarın dedi Ermenhan'da dedi Umut filme gel dedi falan. O Yavuz abi senaryo halletmiş. Yazmış. Ama ben o kadar hızlı gelişeceğini bilmiyorum. O Çiçek Barı anlatmıştım yani böyle heyecanlı şeyler. Ondan sonra ertesi gün gittim Ermenhan'a, uçuyorum yine. Girdim, bir adam niye geldin diyor böyle kapıda. Dedim senaryo almaya. Sen dedi kimsin ki senaryo alacaksın falan. Ha, o meşhur değilim bilmem. Ya dedim. Benim adım Osman Cavcı dedim. Yavuz Turgul dedim. Şey dedim senaryo almamı söyledi. Abdurrahman Bey çağırdı. Bir dakika bekle burada dedi falan. Allah Allah. Başına iş mi alacaksın ya? Çok komik yani. Neyse bu telefon etti. Ondan sonra tamam dedi, bu sefer yumuşadı falan. Herhalde Abdurrahman abiyi aradı. Cavcı geldi senaryo alacak falan. Ondan sonra bana senaryo verdi. O sırada da Abdurrahman Bey de dur geliyorum dedi herhalde. Geldi Abdurrahman Bey geldi. Böyle, o böyle kendine şeydi, kasanın yanında otururdu. Dedi Osman dedi böyle böyle Yavuz Bey dedi sana rol yazmış. Ne vereceğiz kardeş sana falan. Ya ne olursa olsun ticaret ya. Ne vereceğiz sana? Kasanın yanında otur. Abi dedim, ya ben dedim bunlar benim ilk işlerim. Siz benim için ne düşünüyorsunuz dedim falan. Çok mütevazı şekilde. Abi Yavuz abi bana orada şey verse. Ha Cavcı yani şu kadar işte bu kadar. Siz dedim ne düşünüyorsunuz? Ya dedi bilmem ne dedi falan. O dönemin yine böyle bir şey. Ağzımdan 250 lira gibi bir laf çıktı. Ama 250 lira çok kötü bir para değil. Ondan sonra böyle baktım Abdurrahman abinin gözü parladı. Kasayı açtı. Al kardeş dedi bu da avansın dedi. Çıkarttı bana böyle bir 100 kağıt saydı orada. Ama büyük paralar ya. Az para değil ha. Ya bugünün parasıyla karşı ama 20-25 bin lira falan. Yani o zaman çok yeni bir oyuncu için iyi bir para. Neyse efendim. Sonra film başladı. İşte Doğan Apartmanı'nda benim bir sahnem var. Bir sürü yerde sahne. Filmin başına. Rolü Osman Cavcı diye yazmış adam ya. Nasıl onore oluyorsun biliyor musun? Osman Cavcı diye rol yazmış. Yavuz Turgul. Yani çok enteresan. Demek ki kafaya takmış beni. Hoş yani. Güzel bir şey. Yani benim bir tip olarak görmüş daha çok. Belki karakter olarak. Onu Yavuz Bey'le konuşmak lazım. Ne olduğunu bilmiyorum. Doğan Apartmanı o zamanlar şey bir yer, hantal bir yer. Çok zenginler oturmuyor. Bekarlar falan oturuyor. Şimdi çok zenginler. Sezen Aksular, Okan Bayülgenler falan oturuyor. Deniz Ana. Ama o zaman dökülüyor. Müslüm Bey'in evi de orada işte. Ben de giriyorum. Abi diyorum işler bombok diyorum falan. Hatırlarsınız yani. Çok güzel mimari olarak o sokaklar, Galata'nın sokakları bilmem ne. Neyse orada bitti. İkinci mekan kahve. Benim kahvede daha çok işim var. Çünkü kahvede niçin daha çok işim var? Şeyden dolayı bunlar ajans şeyden kovulmuşlar. Kirayı verememişler. Yani ben deniz at yarışı oynadığım için paraları gitmişim. Yazıhaneden de kira veremedikleri için kovulmuşlar. Kahveye sığınmışlar artık yani. Rezalet. Yani bitti bitiyorlar. Yani çok kötüler. Muhsin'le beraber. Kahveci de Oktay Güzeloğlu oynuyor. Yazın beraber beni götüren abimiz. Oktay abiyi de özel anlatacağım. Değişik anılarım var çünkü. Oktay Güzeloğlu çocukken tanıdığım bir adam. Ama böyle bir abilik yapıyor. Canım benim. Ondan sonra kahve sahneleri. Tabii çok enteresan. En güzel ışık yapıyor. Dışarıdan pencereden giriyor ışık. Dışarı bir ark koyuyorlar. İlk defa Türk sinemasında adam Yavuz Turgul reklamdan gelen bir yönetmen olduğu için ışık şeyini çok iyi biliyor. Dışarıdan ışığı bir patlatıyor. Kahve loş oluyor bir kere. Öyle kabak gibi her yer aydınlık falan yok. Oh,
Ondan sonra Naki Turan Tekinsağ var. Hani kahvede klarnet çalıyor, Muhsin hep acıyor. Cebinde para olmasa bile çıkartıp bir 5 kağıt 10 kağıt atıyor falan. Naki Turan Tekinsağ zaten çok önemli. Bazı filme gidip gelen adamlardan entelektüel bir adam. Dergileri, kitapları için ayrıca bir ev tutmuş bir adam yani. Hani düşünün yani adamı. Nakin Turan Tekin Sav var. Daha niceleri Oktay'a anlattım, şeyi anlattım. Çok güzel çekiliyor. Yavuz abinin bana fırça attığı şeyi geçen bölümde anlattım. Hani ceket şeyle Şener Şen'in beni güldürdü. Güldürdü ne yapsın ama şey yaptı, özür diledi. Orada yine bir şey oldu. İşte asistan Funda, birinci asistan da Jean Brandizi. Jean Brandizi de bizim Ermeni vatandaşlarımızdan. Ondan sonra çok iyi bir asistan. Ya yani işi bilenlerden Yavuz abi boş adamı almaz. Ondan sonra biz bir gün Erol Deniz işte bana hani niye geldin, ne istiyorsun, ne senaryosu, sen kimsin ki senaryo istiyorsun diye adam da uygulayıcı yapımcı Abdurrahman abinin adamı. Ama şimdi buna biz bir şey çekiyoruz falan. Neyse bir iki olmadı. Bu lafa karıştı. Dedi ki buradan dedi tuvalet kağıdı geçmiyor dedi. O, film geçiyor dedi. Yavuz abi şöyle durdu stop dedi. Şöyle döndü bir baktı. Dedi ki sen dışarı çık dedi. Dışarı çık dışarıda otur dedi. Bir daha da dedi seni burada görmeyeceğim dedi. Böyle yaptı. Paltosunu düzeltti dışarı çıktı. Kapı. Ya bu arada Erol çok komik bir adamdı ya. Erol Deniz Allah rahmet eylesin. Dışarıda bu sefer gürültü yapıyor. Patron, bakma kardeşim, bakma kardeşim, yürü kardeşim, geç kardeşim. Yavuz abi yine sinirlendi. Bak kardeşim dedi burayı terk et dedi ya. Ya ben film çekiyorum burada ya senin yüzünden çekemiyorum dedi. Neyse bu da gitmiş. Abdurrahman Keskiner'e şikayet etmiş Yavuz Bey'i. Beni setten kovdu diye. Abdurrahman abi bir kilo baklava yaptırıp geldi. Omuzunda paltosu böyle ağa gibi geliyordu. Ne de olsa Yılmaz Güney'in adamı. Oturdu merhaba kardeş dedi bilmem ne oturdu. Yavuz abi burnundan kıl aldırmıyor. Hoş geldin Abdurrahman Bey dedi. Film çekimine devam ettiriyoruz. Siz dedi şöyle oturun dedi falan. Abdurrahman abi de sindi. Yani çok sert bir adam çünkü. Ama haklı film çekiyor adam. Neyse dedi siz dedi çekin dedi ben gidiyorum dedi. Abdurrahman Bey de gitti. Ana bu dişli yönetmen işte. Ya adam bırakır işi gider yani. Haklı. Ya, o zamana kadar bu Yeşilçam'da belki böyle bir disiplin sıkıntısı var yani. Kahveden sonra Cihangir merdivenleri, kovalamacalar, bilmem neler, merdivenlerden iniyorum, merdivenlerden çıkıyoruz, Cihangir sokaklarında dolaşıyoruz. çok güzel şeyler, mekanlar buldum. Yavuz abi dedi ki, sen dedi çocukken dedi milleti kızdırıp kaçıyor muydun ya dedi. Yani çok iyi kaçıyorsun, çok iyi dedi. Ondan sonra beni kovalıyor böyle bir yürü yakalasalar işte paraları bunlar şey yapmışlar. Zaten yani perişan en son karakola sığınıyorum oradan koşup. Güzel setti. Eğlenceli setti. Tanıdığım ilk yani ikinci disiplinli Ertem Bey'in setleri eğlenceli ama yani Yavuz Turgul'un seti de çok disiplinli bir ses. Set. Filmi bitirdik efendim. Ondan sonra dublajı yapılıyor tabii. Fakat Yavuz Bey şöyle bir şey yaptı. Yine Türk sinemasında ilk sanıyorum. Ana rolleri hepsini ezberleyeceksiniz dedi. Herkes ezber. Yani biz çekim sırasında suflör kullanmadık. Suflör. O zamana kadar bir suflör senaryodan okuyor, oyuncu tekrarlıyor. Suflör senaryodan okuyor, oyuncu. Arada ester. Yavuz Bey dedi ki bu dedi çok çirkin bir yöntem. Oyuncuyla dedi kulağının orada olduğunu ben seyirci olarak görüyorum. Ve dedi araya boşluklar giriyor dedi. Yani haklı ezbere oynayacağım. Biz ezberlediğimiz için
Dublajı Erhan Yazıcıoğlu yapıyor. Sular Seller gibi şey yaptık. İşte Kahveci Oktay abi kendini konuşmadı. Yaman Okay konuştu. Ha, böyle iyi sesleri topladılar yine. Erdinç Üstün, Laz Gözün Hoca kendini konuştu. Bir sürü isimler var orada. Çok güzel bir şeydi. Güzel film olacağından eminiz zaten. Neyse efendim, film çekildi, bitti. Galası yapıldı. Gala gecesi Yavuz abi gelmedi. Şeyde, AKM'de gala yapacaklar. Biraz sönük bir gala. Hani galalar böyle şaraplar olur, bilmem ne olur falan. Yavuz abi gelmedi yani. Çok değişik bir model adam, değişik bir adam. O gece de Uğur arıza yaptı. Bir dakika dedi, durdurun dedi film oynarken. Makaralar karıştı galiba dedi. Ondan sonra galı yarımda kaldı. Düzeltelim bu yanlışlığı dedi. Halbuki makara falan karışmamış. Uğur orada çok farklı bir şey yaptı mesela. Yani değişik bir şey yaptı. Sönük geçen galayı başka bir hale getirdi. Sonra o filmi Mayıs ayında yanlış bir sinemada soktu Abdurrahman Bey. Yavuz Turgul filmi seyretmeye gitmiş. Benden başka salonda 5 kişi daha vardı diyor. Ben bundan sonra film çekemeyeceğim herhalde diye düşünmüş. Çok üzülmüş. Küsmüştü. Olmuyor artık. Yani ben bunda da olmazsa nasıl yapacağız gibi. Ama film Antalya'da falan ödül alınca işler değişti. Bir de San Sebastian film festivalinde ödül alınca kişisel falan kendinden var. Televizyonda oynadı zaten, şey yaptı. Bu arada biz filmin o AKM'de geçen sönük ve yanlış yarıda kesilen galasının dışında Marajans'ın sinema salonu var. O 20 kişilik falan. Ertem Eğilmez de geldi oraya. Ertem abinin koluna girmiş, daha sağlık sorunları vardı. Taksiden indirdiler. Şeye girdik. Ertem abi böyle bastonuyor. İşte yine böyle birilerine bir şeyler söylüyor. O diyor yanlış diyor, bilmem ne diyor. Öyle değil diyor, bilmem ne falan. Böyle konuşuyorlar. Ben böyle saygılı, daha önce havalimanına çalıştım ama yaklaşamıyorum. Ertem abinin de çok zayıflamıştı. Çok değişmiş. Beni gördü. Osman! Osman! Hadi Osman! Hadi Osman! Hadi Osman! Böyle deli deli bağırıyor. Onun bağırışları vardı. Ne demek istediğini asla anlayamazsın. Yani yürü Osman, bak yolun açıldı gibi yorumladım tabii. Oradakiler de, yani galada 10 kişi falan var. Gerçek gala oydu aslında. Oradan işte Manajans'ın şeyi, Yavuz Bey'in de daha sonra ortağı oldu. Cepi Medina falan vardı. Bayağı bir kurmay takım bunlar. Filmi çok beğendim. Çok güzel olmuş Yavuz dedi. Çok güzel olmuş dedi. Ertem abiye gösterdiler zaten. Çok güzel. Bu film benim filmim falan diye bağırmaya başladı Ertem abi. Onu daha sonra da iddia etti. Yani Yavuz benim öğrencim. Çok beğenmiş filmi. sonra gördüğünüz gibi film Türk sinemasında çekilmiş en iyi filmlerden biri olarak hala şey yapmak gündemde, en iyi 10 filmden biri. Yani Ah Güzel İstanbul, bilmem ne, Muslim Bey, işte Yılanların Öncü diyelim, bir sürü şeyler var. Evet, bugünlük bu kadar. Fazla da uzatmayayım, size çok özel şeyler anlattım. Bunların bir tekrarı ve benzeri yok. Bunların tekrarının ve benzerinin çok gizli. Yani bunu kim anlatacak bunları? Devam etmesini istiyorsanız bizi destekleyiniz. Evet, katıl butonundan, teşekkür butonundan ve lütfen eleştirin. Eleştiriler bizim için çok önemli. Ne yaptığımızı anlıyoruz. Ne ettiğimizi anlıyoruz ve aklımıza fikirler geliyor. Abi dublajdan bahsetsene falan. Önemli. Muslim Bey'i anlatır mısın? Çok önemli. İşte Kabak Hafız'ı bilmem ne niye anlatmıyorsun falan. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bay bay.